Mutluluk bir dağ yolu gibidir. Bakarsın tepelere tırmanır, sonra bir bakarsın aşağıya iner. Tek başına nedir insan? Ama başkalarıyla birleşirse dağları devirebilir. Bizim şu güzel, şu yaşanası dünyamız böyle işte. Bu dağları araştırırken Cengiz Aytmatov'un bu sözleri geldi aklıma. Gelin bu videoda Asya'daki Hindikuş ve K2 dağlarına doğru bir yolculuğa çıkalım. 800 kilometrelik dağ sırası olan Hindikuş dağları, Asya'da Afganistan'ın merkezi ile Pakistan'ın kuzeyi boyunca uzanır. Hindikuş dağlarının en yüksek noktası Triçmir Doruğu 7708 metre olup Pakistan'dadır. Tibet sınırında Karakorum dağlarından ayrılır ve güneşe doğru uzanır. Afganistan'da Kabil şehrinin kuzeybatısında 650 kilometre boyunca biri Herat'a, biri Kandmar'a giden iki kola ayrılır. Hindikuş, Himalaya bölgesi dünyanın en büyük tatlı su kaynaklarından birine sahiptir. Dağların beslediği bu nehirler tarımsal alanda sulamayı desteklerken bölgedeki kırsal ve kentsel nüfusa da içme suyu kaynağıdır. Bu nehirlerin en önemlilerinden biri olan İndus Nehri'nin kolları, Himalayalar, Karakorum ve Hindikuş dağlarının birbirine değdiği yerde büyük bir Y oluşturur. İndus Nehri, Pakistan'ın en uzun nehridir. Çin'deki Tibet platosundan başlayan nehir, batıya doğru Hindistan üzerinden devam ederek Pakistan'a ulaşır. Pakistan'dan güneye doğru saparak Haydarabad şehrinden geçip Karachi yakınlarında Umman Denizi'ne dökülür. K2 Dağı yüksekliği 8611 metre ile Everest'ten sonra dünyanın en yüksek ikinci dağıdır. K2 Dağı Karakorum'da Pakistan-Çin sınırı üzerindedir. İsmi Hindistan'daki sömürge yönetimi tarafından Karakorum Dağları üzerinde kodlanan ikinci dağ olmasından kaynaklanmaktadır. İlk başarılı zirve çıkışı 1954 yılında Lino, Lacedelli ve Achille Compagni adlı iki İtalyan dağcıya aittir. İlk Türk çıkışı ise 2001 yılında Nasuh Mahruki tarafından yapılmıştır. K2'yi önemli kılan ise ölüm oranının 3'te 1 olması nedeniyle dünyanın en zor dağı olarak yaptığı şöhret. Diğer ismi de bu nedenle Zalim Dağı'dır. Ancak zor oluş sebebiyle K2 zirve tırmanışı dağcıların tutkusu konumunu yitirmemiştir. 2012 yılında çekilen Zirve, The Summit isimli belgesel, K2'ye tırmanmaya çalışırken yaşamlarını yitiren 11 dağcının hikayesini anlatmaktadır. Yolculuğumuz burada sona eriyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.